Aşağıda 3 farklı ailenin kan grupları ile ilgili soy ağaçları verilmiştir. Yıldırım ailesi ile Aydın ailesinin anneleri ile Yıldırım ailesi ile Tuna ailesinin babaları aynı kan grubu fenotipine sahip olduklarına göre X ve Y ile gösterilen bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi çocuklardan ileriye giderekten konuşacağız. Burada Aydın ailesine baktığımda Aydın ailesinin kız çocuğu BB erkek çocuğu 0'mış. Yani anne de baba da B0 olmak zorunda. Eray ee, faktörüne baktığımızda anne de baba da büyük R küçük R veya küçük R küçük R'dir. Kesin bir şey söyleyemem. Tuna ailesine baktığımda burada Tuna ailesi çocukları 0 0 ve AA imiş. Demek ki Anne de baba da A0 e, RH faktörü bakımından küçük r küçük r yani 0 RH negatif gelmiş o erkeklerden biri. Diğeri de A pozitif gelmiş. Demek ki anne de baba da heterozigotmuş bu durumda RH faktörü bakımından büyük r küçük r'dir. Şimdi yukarıdaki metne göre eşleştirdiğimde anne B0 RH faktörü olarak büyük r küçük r ya da Küçük R, küçük R'dir. Baba ise A0, RH faktörü olarak da heterozigottur. Şimdi bu bireyleri çaprazladığımda hangisi oluşmaz diyor. AB kan grubu oluşur mu? Oluşur. A şıkkındaki. Peki RH negatif oluşur mu? Oluşur. 0, 0, oluşur mu? Oluşur. RH pozitif oluşur mu? Oluşur. Hemen çaprazlayalım. AB oluşacak. 0 0 oluşacak. A 0 olacak B 0 oluşacak. RH faktörüne bakarak yaparsak şuradan yapalım. Büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R. Şuna göre de yaptığımızda büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R küçük R Şimdi şıklarımıza devam edelim. B şıkkı oluşur mu? A0 oluşur. RH pozitif olarak. B0 RH negatif oluşur. C şıkkına baktığımızda 0 RH negatif oluşur ama B büyük B büyük B oluşumu söz konusu değildir. Çünkü burada çaprazladığımızda homozigot B kan grubu oluşmamaktadır. E zaten olamaz dediği için doğru cevabımız burada C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir amino asitin yapısı gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Amino asit çeşidi kadar Y çeşidi bulunur demiş. Baktığımızda evet radikal grup kadar amino asit çeşidi bulunur. Doğrudur. Çünkü tek değişken kısım orasıdır. Bir amino asitin X kısmı ile diğer amino asitin Z kısmı arasında peptit bağ kurulur. Evet amino ve karboksil grup arasında peptit bağ oluşur. Doğru bilgidir. Bazı amino asit çeşitlerinde Z kısmı bulunmaz demiş. Hayır Z kısmı bulunur. Z kısmı dışında amino, karboksil ve hidrojen grubu yani şu gösterdiğim kısım bütün amino asitlerde ortaktır bulunması zorunludur. Doğru cevabımız burada 1-2 olan C şıkkıdır. Derste protista alemine öğrencilerine anlatan Ayşe öğretmen bu alemde bulunan canlı gruplarını tahtaya aşağıdaki bir çiziyor. Bu gruplarda bulunan canlıların özellikleri ilgili öğrencilerinden yorum isteyen Ayşe öğretmen öğrencilerinden aşağıda yaptığı yorumlardan hangisini kabul etmez. Beşinci gruptaki canlılar krolofillerini stoplazmada bulundurur. Alpler... Krolofillerini kroloplasta bulundurur. Zaten protista alemindeki canlılar ökaryotik canlılardır. Ökaryotik olduğu için de zaten krolofili sitoplazmada değil de kroloplast organelinde bulunur. Kabul etmeyeceği şıkkımız burada zaten kendini ilk şıkta vermiş A seçeneğidir. Hücre çeperine sahip ökaryot bir hücre olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Aktif taşıma gerçekleştirebilir. Eksositoz gerçekleştirebilir. Hücre çeperine sahip olduğu için endositoz görülmez. Kolaylaştırılmış difüzyon gerçekleştirebilir. Doğru cevabımız burada E şıkkıdır. Yukarıda bir kara ekosisteminde bulunan Besin piramidi ve piramidin basamaklarında bulunan canlıların besinlerindeki enerji miktarı gösterilmiştir. Buna göre besin piramidi ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bir trofik düzeyden diğer trofik düzeye aktarılan enerji miktarı azalır. Baktığımızda 10.000'den başlayıp 10'a kadar düşmüş. Ve kademeli olarak düşmüş. Burada zaten %10, %10'luk dilimlerle düştüğünü görmekteyiz. Birinci öncülümüz söylenebilir. Bir trofik düzeydeki canlı aldığı besini %10'unu üst trofik düzeye aktarır. bu da doğru çünkü %10'luk dilimlerle aktarmış baktığımızda her bir basamakta. Besin zinciri kısaldıkça canlının aldığı enerji miktarı azalır demiş. Bu bilgi normal şartlar altında zaten hatalı bir bilgidir. Çünkü bunun tam tersi olan piramitler de mevcut ve orada da enerji akışı bu şekilde ilerlemekte. Bu yüzden yanlış. Zaten soruda da yukarıdaki piramide göre demediği için 3. öncülü almayacağız. Doğru cevabımız burada 1 ve 2 olan D şıkkıdır. Aşağıda şapkalı mantarların sporla üremesi sırasında meydana gelen olaylar gösterilmiştir. Şekilde gösterilen numaralandırılmış bölümlerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Olgun mantar enmiş, spor oluşumu enmiş demek ki birinci öncül mitos. Sporların gelişerek hif oluşturması yani enden ene geçmiş mitos. Miselyum oluşması mitos. E, miselyumun gelişmesi ve gelişmekte olan bir mantarı oluşturması mitoz Yani bütün evre haploid olarak gerçekleşmiş mitostur. 1 ve 2 numaralı olaylar mitoz bölünme görülür. Evet, doğru. 1 numaralı olay sonunda oluşan sporlar su ve rüzgar gibi etmenlerle taşınır. Bu bilgi de doğru. 2 numaralı olay mantarlarda genetik çeşitliliğe neden olmaz. Evet, 3 numaralı olay da olsun, 1 numaralı olay da olsun, 2 numaralı olay da olsun, hiçbiri genetik çeşitliliğe neden olmaz çünkü hepsi mitozdur. Hangileri söylenebilir? Hepsi söylenebilir. Doğru cevabımız burada E şıkkıdır.